Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pelin Işıksal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, 1987 İstanbul doğumluyum. E, yaklaşık 20 senedir pazarlama sektöründe çalışıyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi mezunuyum ama aslında yaptığım işte çok alakasız bir bölüm okudum. Sonra bu sektörü sevince işte pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım ve sektöre devam ettim diyebilirim. Hangi bölümde okudunuz? Ee, Bilgi ve Belge Yönetimi. Güzel, gayet hoş. Peki bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ee, aslında Üniversiteyle birlikte başladı benim çalışma hayatım. Biraz kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim. Bu sebeple de yarı zamanlı olarak etkinliklerde e, görev almaya başladım. Bir üç sene kadar çalıştıktan sonra daha üniversiten bitmeden e, çok büyük bir ajansın iş teklifi aldım. Ne güzel. Burada da tabii çok heyecanlandım ve yaptığım işi de sevdiğim için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hem üniversite devam etti hem de bir yandan ajansa, ajansa çalışmaya devam ettim. Sonrasında da hayat aslında biraz beni bu yöne doğru itmiş oldu ve çok da keyif aldığım bir işi yaptığım için devam ettirmek istedim. Bilmeden de olsa aslında kendi mesleğini keyif alacağı mesleği bulmuş şanslı insanlardan biriyim diyebilirim. Ne güzel. Daim olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Peki, verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Aslında pazarlama sektörüne etkinlikle başlamış olsam da e, çağın değişimi, zamanın değişimi, e, gelen yeni kuşağın ihtiyaçları e, biraz daha pazarlamanın işte dijital tarafına da e, beni itti diyebiliriz. Bu benim hem şansım da aslında yeni bir şeyler öğrenmeye başladım. Çok da keyif aldığım bir sektör oldu dijital tarafta. Hem işte sosyal medya yönetimi var içerisinde, hem lansmanlar var, hem PR çalışmaları var, sosyal sorumluluk projeleri var. Çok kapsamlı bir şekilde 360 derece aslında hizmet sunuyorum diyebilirim. Ne güzel. Etkinlikler çok önemli. Ülkemizde de arttı bu organizasyonlar, uluslararası organizasyonlar da oluyor. Bu da çok mutluluk verici. Kongreler organizasyonu. Tabii ediliyor. evet artık ülkemizde de çok büyük hmm. kongreler verilmeye başladı. Evet, Gurur güzel. duyuyoruz bununla ve hani hep... Bir çıt daha yukarıya çıkabilmek için herkes de elinden Mesela, geleni yapıyor bu sektörde. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, çok klişe olacak aslında ama Mesela, ben bu sektöre 17 yaşında e, başladım. İşte, tabiri caizse mutfakta bulaşık yıkamaya e, başlayarak aslında adım attım. O yüzden e, hem sahanın dinamiklerini hem de dijital dünyanın dinamiklerini e, çok en alt seviyede başlayarak öğrendiğim için e, ve kapsamlı bir şekilde de öğrenme fırsatı yakaladığım için e, beni biraz daha ayrıştırıyor olabilir. Çünkü genelde e, bir firmada işte bir görevdesinizdir. E, sosyal medyaya bakıyorsanız sadece sosyal medyaya bakıyorsunuzdur. Yani Onun yanında işte dijital reklamlar, etkinlikler, PR çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri çok içerisine girmiyor. E, ama hem çok fazla e, farklı kurumsal firmalarda çalışma fırsatı yakaladım. Çok da büyük firmalardı. O yüzden o yüzden ben bunu bilmiyorum deyip geri çekilmedim hiçbir zaman ve yeni bir proje varsa yeni öğrenebileceğim bir şey varsa hep içerisinde olmaya çalıştım. Biraz daha o yönden e, farklıyım diyebilirim. Neyse. 360 derece hizmet vermek benim için önemli. Harika, bu tecrübe sahibisiniz. Bu son derece önemli. Çekirdekten yetiştiniz. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? E, açıkçası her gün yeni bir şey öğreniyoruz. E, evet ben 20 senedir bu sektördeyim ama bilmediğim hala çok fazla şey var. E, bildiğiniz gibi kuşak da çok e, hızlı adapte oluyor ve bir şeyleri çok hızlı harcıyorlar. E, o yüzden durmamak benim e, öncelikli vizyonum e, ve hedef kitlenin. Ee, psikolojik olarak neye ihtiyacı var, hangi dilden konuşmamızı istiyor. Hep bunu analiz ederek e, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz durumu her zaman e, gözetmeye çalışıyorum. E, bu da aslında vizyonumuzu durmamak üzerine ve yenilenmek üzerine konumlandırıyor diyebilirim. Durursam düşerim. Öyle bir söz var ya. Evet, dedim. kesinlikle. Yani. E, Devamlı dün, tempo. dün ve bugün arasında bile aslında o kadar teknolojik farklılıklar olabiliyor ki ya da e, hizmet ettiğimiz kuşan gereksinimleri, zevkleri o kadar çabuk hmm. değişebiliyor ki o yüzden her güne e, merhaba bugün ne öğreniyoruz Tabii. ile başlıyoruz. Harika. Kimler bu işi iyi bir şekilde yapabilir? Yani burada şeyi söyleyebilirim aslında herkes her işi yapabilir mi bence yapabilir. E, fakat bu iş dışarıdan çok renkli gözüküyor ve çok keyifli gözüküyor arkadaşlar. E, ama gece gündüz çalışmanız gerekebiliyor işte bayram döneminde insanlar aileleriyle tatil yaparken e, sizin çalışmanız gerekebiliyor ya da yıl başında e, sürekli aktif olarak bir şey üretmek zorundasınız. Olduğunuz yerde kalamazsınız. E, Hatta bir işten örnek vermek isterim. E, bu pandeminin patladığı dönemde biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarımız vardı ve evde e, deli gibi aslında dijital içerikleri takip eder olduk. Ben de o dönemde bir kurumsal firmada çalışıyordum. E, normal sayının çok çok üzerinde dijital içerikler üretmeye başladık ki takipçilerimiz e, biraz daha evde keyifli vakit geçirebilsinler, oyalanabilsinler. E, ama baktık ki evde kalmak psikolojik olarak yormaya ve negatif yönde etkilemeye başladı. Ee, burada dişlerin dışında ne yapabiliriz diye düşündük. Ee, arabalı açık hava sineması benim aklıma geldi. Ee, bununla alakalı çalışmalar yaptık. Fakat izin alma sürecimiz çok zor oldu. Çok fazla reddedik. Ee, çok normal bu da. Çünkü pandemi süreci var. Ee, i̇nsanların sağlığını tehlikeye atmak istemiyorsunuz. Sonrasında biz böyle red diyoruz tamam dosyaya bunu da ekleyelim bir daha başlayalım derken İzmir Belediyesi e, bunu gerçekleştirdi. Dosyamızı hemen İzmir Belediyesi'nin e, gazete küpürlerini keserek koyduk. Harika onu e, hatırlıyorum o olayı çok güzeldi. E, ondan sonra biz de onayımızı aldık. Yaklaşık 11 tane de arabalı açık hava sineması gerçekleştirdik. Eski kurumsal. nostaljik. Kesinlikle öyle yani insanların buna o kadar ihtiyacı vardı doğru. ki o dönemde. Hem sosyalleşebildiler, aynı evde yaşayan insanlar bir arabaya binebildikleri için aileleriyle birlikte geldiler. Evet yan tarafa döndüklerini tanımadığı insanlar var. Hep beraber bir filmde ağladılar, güldüler, neşelendiler. Bu hani bizim için de çok bir yandan da kalbimize dokunan bir iş Tabii. oldu. Bunun gibi aslında yaratıcılığınızı konuşturmanız gereken Projeler. Adaptasyon gerektiriyor evet. değil mi? bu şartlara? Uydan. Yani evet şu an herkes dijital proje yapıyor. Biz de bunu yapmalıyız'ın dışında e, kendinize bir farklılık koymak durumundasınız. Hı -hı. Ya, bu mesleği seçecek olan arkadaşlarıma kesinlikle yaratıcı bir tarafları var mı? Hı -hı. Katma e, değerli bir iş olacak, bir farklılık. Aynen öyle. Yani yurt dışındaki işleri de takip ediyor olmak gerekiyor. Bununla beraber e, mesela sosyal medya yönetiyorsanız e, kriz yönetiminiz kesinlikle olmalı. Çok önemli. E, çünkü çok yanlış anlaşılmaya müsait bir konu olabilir ve insanlar sizin aktardığınızı farklı anlayıp e, bununla beraber bir kaos ortamı Tabii. yaratabiliyorlar. Linç deniyor ya. Evet, <laughs> linç yendiği an e, sizin 7-24 online olmanız gerekiyor. Yani mesela bu işi yapacak arkadaşların e, buna da hazırlıklı olması Kesinlikle. gerekiyor. E, benim mesain bitti, işte saat 5 kapadım bilgisayarı şey gibi vay bir durum <laughs> maalesef yok sürekli takipte kalmanız gerekiyor. Ee, yeni başlayacak ne iş yapacağını bilmeyen arkadaşlar için de önerim aslında şu olur. Eskiden çok fırsat yoktu ama şu anda hem büyük markalar hem büyük ajanslar stajyer programı açıyorlar. Ve farklı farklı departmanlarda çalışma imkanı sunuyorlar. Bu sadece işte sosyal medya değil. Event tarafı da olabiliyor, PR tarafı da olabiliyor. Hatta e, bu işin işte kreatif tarafında yer almak isteyen, çizim yapmak isteyen arkadaşlara bile aslında bu pozisyonlar açılıyor. Kesinlikle ben e, staj yapmalarını öneriyorum. Eskisi gibi işte stajere bir e, fotokopi ver görevi verelim gibi bir dünya yok. E, o Aktif yüzden olsun. Çok... Bir şeyler evet. oluştursun. Çünkü bir de aslında hedef kitlemiz de biraz onlar olmaya başladı. E, ve çok yaratıcı fikirleri olan genç arkadaşlarımız var. Ben bugün hala onlardan çok besleniyorum evet. ve bundan da çok mutluyum. E, muhakkak bir staj programına başvursunlar, yılmasınlar. E, eğer hoşlarına gidiyorsa yaptıkları işten mutlularsa devam etsinler. Ama Kendilerini oraya ait hissetmiyorlarsa, ait olabileceklerini düşündükleri bir işe yönelmelerini tercih ederim. Tabii. O zaman motivasyon ve verimlilik yükseliyor diye. Evet, çünkü uzun süreler çalışıyoruz ve iş hayatında ailemizden çok aslında iş ortamında bulunuyoruz. O yüzden sevmediğiniz bir yerde çalıştığınız zaman ne kadar para kazanıyor olursanız olun, Mutsuz olursunuz. Mutsuz bir birey oluyorsunuz. Tabii. E, bu da sizin sosyal hayatınıza yansıyor. Eve gidiyorsunuz, suratınız işte düşük, e, yaptığınız hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz. O yüzden seveceğiniz bir mesleği bulmak çok önemli. Kesinlikle. Tutkuyla bağlı olmak lazım. Kesinlikle. Mi? Çok önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, yıl mamalarını diliyorum e, genç arkadaşlarıma. Çünkü iş hayatı okulda, üniversitede öğrendiğimiz gibi değil. E, işte Üniversitede bir dersten kalıyorsunuz. Sonra işte bütünlemeye giriyorsunuz. Ama iş hayatı böyle değil. E, bir sürü aslında bütünleme Şansınız var ve bu fırsatları aslında değerlendirmek çok önemli. Ee, ve kesinlikle keyif aldıkları, yaratıcılıklarını konuşturabildikleri mutlu oldukları bir e, iş alanı bulmalarını öneririm. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de çok mersi sağ olun. Bugünkü konuğumuz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pelin saldı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.